Sırada bir diğer videomuz gene aynı zamanda atışlar olarak adlandırıyor. Evet, evet, galiba. Aynen hocam. Atışlar diye de söyleyebiliriz. Aslında yine sabit ivmeli hareket. Yalnız serbest düşmeden bahsedeceğiz burada. O yüzden atışlar diye artık şöyle geçiş yapabiliriz. Şimdi havanın olmadığı ortamda serbest düşen cisimler diye bakıyoruz. Şimdi hava direncinin ihmal edildiği ideal ortamlarda ilk hızı sıfır olan cisimlerin yaptığı düşme hareketine serbest düşme diyoruz. Yani şu hareketimizi sürtünmesiz ortamda yapıyoruz hocam. Şimdi artı ve eksi yönü tanımlamamız gerekir burada. Bu nedenle de serbest düşen cisimler için biz eksi yönü kabul edeceğiz. Aşağı doğru eksi, yukarı yukarı doğru artı yön diye kabul edeceğiz. Devam edelim bakalım. Şimdi düşen cisimlerin hareket grafikleri tanıdık geldi mi hocam bunlar? Az öncekilerle aynı. Evet, az öncekilerle aynı. Ben size ne demiştim? Formülleri zaten öğrenin. Onları kullanacağız demiştim. Az öncekilerle aynı. Şimdi ivmeye baktığımızda çekim ivmesini biz sabit kabul edip 10 alıyoruz. Aslında küsuratla değişir. Çekim ivmesi dünyada bulunduğumuz konuma göre değişir ama biz 10 kabul ediyoruz. Serbest düşen cismin ivme zaman grafiğine baktığımızda sabit gördüğünüz üzere demin öğrendiğimiz gibi videolarda ne diyoruz? Hız zaman grafiğine baktığımızda o zaman düzgün bir şekilde hızımız artacak. Konum zamana baktığımızda genç K olacak. Şimdi mantığı nedir? Burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi ivmem 10 metre bölü saniye kare olduğu için her bir saniyede benim kazanacağım hız 10'dur. Alacağım yol ise grafiğin altındaki alanlar hesaplanacağı için şöyle bir periyodik devam eder. 5, 15, 25, 35, 45 yani siz illa formülle yapacaksınız diye bir şart yok. Ben burada şöyle kuralımız var. Evet. Siz devam edin lütfen. Evet, aynen öyle. Ama devam etmiyorsunuz, siz beni izliyorsunuz. Doğru yazıyor musunuz da illa şey yapacağım. 5, 15, 25, 35 diye bakın burası 5. 15, 25, 35 metre yol almış oldu ve üzerine ekleyerek gittik. O zaman 80 metreyi bakın 4 saniyede aldığını görebiliyorsunuz. Serbest düşen cismin konum zaman grafiği de bu şekilde oluyor. Şimdi hani az önce dedim ya 5-15 bu kurala lütfen bilelim. Neden bilelim şimdi hocam? Bizim için önemli. Ben formülle soru çözmeyi pek sevmiyorum. Bu nedenle bu soruları çözerken bana kolaylık sağlayacak. Şimdi böyle yarın kaldı, evet. Diyorum ki bir saniye geçti. İlk birinci saniyede 5 metre yol alıyorum. 10 metre bölü saniye hız kazanıyorum. İkinci saniye geçti. Daha formül öğrenmediniz. Bakın grafiklerden yola çıkarak bunları çıkarttık. Şimdi formülleri de göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Sonra diğer saniyede 2 saniye toplamda geçmiş olacak ama ikinci saniye içinde diyebiliriz biz buna. Evet. 1 saniyelik bir süre aslında orada. Ama ikinci saniyenin içi. Yani 1 ile 2 arası diyebiliriz. 15 metre yol almışım, hızım 20 olmuş. Şimdi 2 ile 3 arasında 25 metre yol almışım, hızım 30 olmuş. 3 ile 4 arası dikkat ederseniz 40 metre bölü saniye hıza ulaşmışım, 35 metre yol almışım diyeceğim. Periyodik devam ediyor yani. Peki formül kullanmak istiyorum hocam diyenler için ne diyeceğiz biz? V eşittir G çarpı T serbest düşmede dikkat ederseniz neyim var? İlk hız yok. V eşittir A çarpı T az önceki formüllerde vardı. V kare eşittir 2 AX demiştim az önce ki formüllerde. Hep az önce diyorum bir önceki videoda yani. H eşittir 1 bölü 2 AT kare şeklinde öğrendik biz bu diğer videolarda. Ama şimdi A yerine G, dikkat ederseniz X yerine H geldi. T zaman V çarpmazı bırakıldığı yükseklik diyeceğiz. Formüllerimiz bunlar. Şimdi o zaman bir başka konuyla devam edecek olursak serbest düşen cisimleri etki eden sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenler. Şimdi yüzeyin cinsine bağlıdır, yüzeyin büyüklüğüne bağlıdır, cismin hızının karesiyle doğru orantılıdır demişiz. Nedir bu şimdi? Bir bakalım. Sürtünme kuvveti bağlıysa eğer, tamam. Evet, aynen zaten öyle. Bir bakalım neymiş bu? Cismimiz var hocam. Dikkat ederseniz burada havanın direnci. Havanın direncine baktığımızda FD ile gösteriyoruz. F0 gibi olmuş ama FD. 0 gibi olmamış, F0 olmuş. Değil mi? FD o. Evet. Şöyle.
Diyoruz ki K burada cismin biçimine ve havanın öz kütlesine bağlı kas sayı. Yani sürtünme kas sayısı gibi düşünebilirsiniz bunu. En geniş yüzey A. Aklınızda olsun. Mesela bu şekilde düşmüyordu, bu şekilde düşüyor. Yine geniş yüzey alacağız. Her zaman geniş olan yüzey alınıyor. Sivri tipi şeyin üzerine geniş olan yüzeyi düşünün. Cismin hızı, o zaman diyorum ki benim buradaki hava direnç kuvvetim K çarpı A çarpı V kare ile bulunuyor. Peki bana bu nerede gerekli olacak? Tabii ki de limit hız bulunurken. Limit hız diye bir hızımız var burada. Artık biz bu atışlar konusunda serbest düşmeyi ilk hızım yok, cismimi bıraktığımı düşündüğümde çözüyorum. Şimdi limit hıza baktığımızda sürtünme var artık burada. Sürtünmesiz ortam değil yani. Sürtünmeli ortamda belli bir zamandan sonra arkadaşlar hızınız sabitleniyor. Hızınız sabitlendiği için de biz bu formülle buluyoruz. Diğer adı da terminal hız. Şimdi diyorum ki burada sizin FD dediğimiz şey G ağırlığına eşit olduğu yerde limit hıza ulaşır. Limit hızı da biz mg bölü k çarpı a ile buluyoruz. Formülümüz bu. Bir yağmur damlasını düşünelim arkadaşlar. Yağmur damlasının üzerine tabii ki hava sürtünmesi olduğu için ne olacak? Belli bir zamandan sonra sürtünmeden dolayı hızı sabitlenecek. Yoksa öbür türlü zaten düşünse evet aynen ya. Öyle. Zaten bir Çin işkencesi mi ne varmış galiba bir damla. Bilmiyorum. Şimdi mg bölü k ile karekök içerisinde limit hızımızı bulacağız hocam. Belli bir zamandan sonra yağmur damlasının hız zaman grafiği hani dedik ya limit hıza ulaşacak diye yönümüzü bu şekilde kabul ettiğimiz için sabitlenecek. Belli bir hızla da başlayabilir. Bu tarafa doğru da gidebilir. Önemli olan bizim için hızımızın belli bir süre sonra sabitleneceği. Bunu unutmuyoruz.